Bu adamın varlığı ile ilgili resmi kayıtlar mevcut. 2006 yılında kaydedilen bir video ve birkaç siyah beyaz fotoğraf. Geriye kalanlar ise dolaylı kanıtlar olup zamanla ilgili bütün algılarınızı alt üst edecek türdendir. Bu hikaye bana göre çok fazla karmaşık ve hatta kariyerime bile mal olabilir. Çünkü kendisi hastamdır. Fakat ben bugün bile onun gerçekten kim olduğunu anlayabilmiş değilim. Dış görünümüne bakılırsa 30'lu yaşlardaki bu genç adam Kiev'deki yurt alanlarından birinde görüldü. Bazı insanlar görsel olarak genelden hemen fark edilir. Bu adam da öyleydi. Kaybolmuş bir turist gibi görünüyordu. Büyük bir şaşkınlık ve korku içinde sıradan 10 katlı bir apartmanı seyrediyordu. Yanımıza yaklaşarak adres sorduğu sırada Peschanova Caddesi'ni sordu. Ben öyle bir cadde bilmiyordum. Anlattığına göre bu cadde tahminen Şulyavka bölgesinde olmalıydı. Haritadan kontrol ettik, orada da böyle bir cadde yoktu. Sonra ise bizden hangi tarih ve yılda olduğumuzu sordu. 23 Nisan Salı 2006 yılı dedik. Bu imkansız dedi. Yerel milis memuru Sergey Onopenko'nun anlattığına göre modern kentin fonunda oldukça tuhaf görünüyordu. Eski tarzda giyinmişti. Fakat kıyafetleri hiç yıpranmamıştı. Elinde günümüzde sadece antikacı vitrinlerinde görebileceğimiz FET marka bir fotoğraf makinesi vardı. Fakat en şaşırtıcı olan üzerindeki evraklardı. Komsomol yani Sovyet Öğrenciler Birliği kimliğini gösterdiğinde bu adamın kendinde olmadığını anladık. Kimlik yepyeniydi ve içinde kendisine tıpatıp benzeyen bir de fotoğraf vardı. Oldukça tuhaf bir durumdu ve bu adamı psikiyatriste götürmek zorunda kaldık. Bu adam zamanımıza kesinlikle kendi isteğiyle gelmemişti ve büyük bir şok yaşıyordu. Nerede olduğunu, neler olduğunu ve ne yapması gerektiğini bilmiyordu. O sırada psikiyatra götürülmeseydi bu olayın nasıl sonuçlanacağını kimse kestiremezdi. Bu görüntüler şahsın getirildiği özel bir psikiyatri kliniğinde kaydedildi. Onu o gün görenler gittikçe kendini kaybettiğini ve daha fazla şaşkınlaştığını anlatmaktalar. Çok tuhaf giyinmişti. Nedense paltosunu çıkarmak istemedi. Genel olarak oldukça endişeliydi. Telefonum çaldığı sırada hayatında ilk defa cep telefonu görmüş gibi bakıyordu. Bize çok zorlu bir hasta getirilmişti. Bunu anlamıştım. Klinikteyken genç adam eşyalarından hiçbirini bırakmak istemedi. Fotoğraf makinesi ve paltosu dahil her şey üzerinde kaldı. Sadece öğrenci bileti psikiyatriste sunulan protokolün içindeydi. Buyurun genç adam, oturun lütfen. İçeri girdiğinde oturmasını rica ettim. Ricamı yerine getirdi ama bunu kendine güvensiz bir şekilde, hatta ihtiyatlı bir şekilde yaptı. O sırada duvardaki saati fark etti. Saat tam 12.30'du. Nasıl hissediyorsunuz? Genç adam, iyi misiniz? Bakın, sürekli böyle susarsanız sizinle iletişim kuramayız ve size yardım etmem de zorlaşır. Yardımınıza ihtiyacım olduğundan emin değilim. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bugün günlerden ne? 23 Nisan 2006. Son hatırladığım çarşamba 23 Nisan 1958. Bu çok ilginç. Sizin açınızdan geleceğe geldiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben bilmiyorum. Prensipte zamanla ilgili oryantasyon bozukluğu belirtileri taşıyordu. Ya da bu bir tür subjektif bozukluktu. Bir kural olarak organizmada bu tür semptomlar koruma görevini yerine getiriyor. Gerçekleri reddederek kendi dünyalarına gömülmek özellikle ciddi stres veya travmalar yaşamış insanlarda sık görülen bir durumdur. Fakat bu genç adamda durum biraz farklıydı. Bu arada gelin tanışalım. Adım Sergey Ponomarenko. 17 Haziran 1932 Kiev doğumluyum. Cidden mi? En fazla 25-26 gösteriyorsunuz. 30'dan fazla değil. 25 yaşındayım. Hesaplayabilirsiniz. Peki kendinizi bizim zamanımızda bulduğunuz o anı hatırlıyor musunuz?
pazar günüydü. Sadece çıkıp dolaşmak istiyordum. Fotoğraf makinemi alıp dışarı çıktığımda gökyüzünde tuhaf bir obje gördüm. Bir çana benziyordu. Ama her neyse başka bir şeydi. Uçuyordu ve garip yörüngeler çiziyordu. Gördüğüm şeyi anlatabilmem çok zor. Eğer filmi yıkarsanız her şey ortaya çıkar. Zaman uyumu ile ilgili psikotik bir bozukluğa benziyordu. Ama daha kesin teşhis koymak için doğal olarak bir süre daha gözetim altında tutulması şarttı. Bu yüzden hastanede gözetim altında kalmasını teklif ettim. Tam o sırada duvardaki saate nasıl odaklandığını fark ettim. Saatinizin kadran malı durmuş. Bana saati söyler misiniz? Zaman durmuştu. Duvar saati tam 12.30'u gösteriyordu. Kolundaki saat de aynı saati gösteriyordu. Yarım saate yakın konuşuyor olmamıza rağmen ona bir kağıt vererek hatırladığı en son şeyleri yazmasını rica ettim. Asistanıma kadar eşlik ettim ve odama geri döndüm. Duvar saati tekrar çalışmaya başlamıştı. Tabii yarım saat geri kalmıştı. Tabii ki sıradan bir duvar saatinin sadece durduğu da söylenebilir. Ama doktorun kolundaki İsviçre saati hakkında aynı şey söylemek zor. Onlar da tam 32 dakika geri kalmıştı. Modern fizikçiler için zaman kavramı Pandora'nın kutusu gibidir. Çözüldüğü takdirde nelerle karşılaşılacağını tahmin etmek zor. Hastayla ilk mülakatından sonra doktor odasındaki bütün saatlerin geri kaldığını fark etti. Nedense sadece kayıtlardaki saat değişmiyordu. Doktor, lütfen söyleyin, bende bir tuhaflık mı var? Biliyor musun Sergey, ben seni bir hasta olarak görmüyorum. Ama bir şeyleri açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Bana yardımcı olacağını umuyorum. Burada yabancıyım ben, evime dönmek istiyorum. Anlıyor musunuz, kendi zamanıma? Sergey, bak burada sizin fotoğraf makinenizdeki filmlerden basılmış kareler var. Bu kare hepsinden daha fazla ilgimi çekti. Bakın lütfen. Nihayet size yalan söylemediğimden emin oldunuz mu? Ben hala bunun nasıl bir şey olduğunu, bana neler olduğunu anlayamıyorum. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre bastığım anda kendimi bambaşka bir dünyada buldum. Bunlar Ponomarenko'nun klinikte kaydedilen son sözleri oldu. Daha sonra güvenlik kameraları onun doktorun odasından yine doktorun hediye ettiği fotoğraf makinesiyle beraber koridoru geçerek kendi odasına geçişini kaydetti. O çıktıktan sonra yine saatlere baktım. Saatler onun benim odamda kaldığı süre boyunca durmuştu. Bugüne kadar hiçbir saatçi bunun nedenini açıklayamadı. Bir süre sonra ise Sergey'in çok iyi korunan bir hastaneden, benim kliniğimden tamamen kapalı bir binadan kaybolduğunu öğrendim. Bu olayı anlatmak için tuhaf kelimesi yetersiz kalıyor. Sergey Ponomarenko tüm pencerelerin kapalı olduğu, tek çıkış kapısının ise sürekli gözlem altında tutulduğu binadan kayboldu. Tabii ki teorik olarak kaçmayı başardığını varsayabiliriz. Ama nasıl? Ve daha da önemlisi neden? Sergey Ponomarenko özel kliniğe gelişinden 3 gün sonra kayboldu. Pencere açık olsa bile parmaklıklardan geçebilmesi mümkün değil. Buranın sadece bir girişi ve çıkışı var. O kaybolduğunda yatağının üstünde doktorun ricasıyla bazı notlar aldığı bir gazete buldum. Milis'in araştırması sonucunda Sergey Ponomarenko'nun yaşadığı evin daha 80'li yıllarda yıkıldığı, yerine ise 9 katlı bir apartmanın yapıldığı ortaya çıktı. 2006 yılının 23 Nisan sabahı Sergey ilk kez tam da bu binanın karşısında görülmüştü. Bu gizemli şahısla ilgili başka hiçbir bilgi ve kayıt yok. Bu beyin yakan hikaye insanın algılarını zorluyor. ...8 Mart 2014... Kuala Lumpur.